Soru bölümü. Soru bölümünde birinci soru. Bak kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Rıdvan bir de soru sor ya şuradan. Evet. Birinci soru. Diyor ki, hocam diyor ben çok çalışıyorum. Evet. Netlerim yükselmiyor. Evet. Bu bizim kritik mevzumuz. Netler neden yükselmiyor? Netlerin yükselmemesinin sebebi arkadaşlar bizim ekonomimiz gibi. Yani hani şimdi mesela işte diyoruz ki biz kendi diyoruz paramızın değeri niye yükselmiyor? Çünkü çok derin bir arkası var, uzun bir arkası var. O da şöyle hemen anlatıyorum. Şimdi netlerin yükselmesiyle alakalı bir temel durum vardır arkadaşlar. Belli bir nete kadar tık 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 yükselirsiniz. Sonra tak diye bir yerde durur. Çünkü o durduğu yer şu demektir. Ben konuları biliyorum ama uzman değilim. Uzmanlığı nasıl sağlarsın? Uzmanlığı sağlamak için bir kırılma noktası vardır. Çat. O kırılma noktası dediğimiz şey bir gün boyunca bilincini kaybedecek şekilde, şaka yapmıyorum. Gerçekten bir gün boyunca devamlı deneme çözersen, arka arkaya 5 tane deneme çöz. Denemede yaptığın bütün yanlışları yaz, çözümlerini de yaz. 5 denemeden bahsediyorum. Diğer güne bambaşka bir insan olarak uyanacaksın. Çünkü oradaki eksikleri artık hızlanma mı dersin, daha çok soruyu bir anda görmek mi dersin, bunların hepsini yaptığında bu kırılma noktasına gerçekten erişmiş oluyorsun. Spor yapmakla birebir aynıdır arkadaşlar. Fix mantık. Yani her gün yürüyebilirsin. Bunda hiçbir sorun yok. Ama bir gün sabahtan akşama kadar gerçekten şehrin etrafında koşarsan işte o zaman spor bilincin gelişir. Her yerin tutulur. İki gün boyunca gerçekten bilincini kaybedersin. Burundan beslenme. Ama sonuçta kalktığında bambaşka bir insan olarak kalkarsın. O yüzden netlerin bir anda direkt o kırılma noktasını aşmasının yöntemi budur. Bu birincisi. İkincisi AYT ile alakalı. İşte diyorsunuz ki hocam çok fazla konu var, o konuları nasıl bitireceğiz? Onu da biraz önce söylediğim gibi sadece özet çıkararak her konudan 10 tane maddelik özetlerin olursa düşünsene her tekrarda 10 madde daha ekliyorsun ve bunları yazıyorsun. Böyle bir defter candır. Bu da bize lazım. Bu da tamam. Üçüncü soru. Diyor ki ben üniversiteye gideceğim. Bak bunu kafaya koymuş. Diyor ki hangi bölümü seçeyim? Şimdi bir hedef olmadan tabii ki hani güdümlenmemiz çok zor. Bu yüzden ben diyorum ki boş kaldığın zamanlarda, ki çok az zaman olur bunlar. Boş kaldığın zamanlarda Türkiye'deki böyle güzel işte Instagram'daki insanlar ya da magazindeki güzel arkadaşlarımızı takip etmektense ya da devamlı bilmem neden böyle sipariş verip alışveriş yapmaktansa kendi mesleğin ya da ilgi duyduğun şeyle alakalı bir araştırırsan bu seni güdümler. Nasıl? Ben tıp fakültesine gitmek istiyorum. Lütfen bir araştırır mısın? Cerrahi videolar olabilir. Dünyanın en iyi doktorları adlı bir biyografi yazısını okumak olabilir. Ya da işte bir edebiyatçıyı araştırmak istiyorum. Derim ki şu anda mesela çok sevdiğim bir yazar var. Bu yazarla alakalı bu yoldan nereden geçmiş, nasıl yapmış, nerede takılmış bunları okumak, öğrenmek gerçekten çok yararlıdır. O yüzden bu sizi güdümler. O meslek dediğimiz şey evde oturarak böyle bulunmaz. Allah'ım bugün gerçekten mühendis hissediyorum şeklinde bir ifade değil. Onun yerine gerçekten bir mühendisin ne yaptığıyla alakalı küçük bir araştırma yapmak. Her gün 5'er dakikanızı, 10'er dakikanızı bunu ayırırsanız sizi çok ciddi bir şekilde güdümler arkadaşlar. Bu da tamam. Ve son olarak hayattaki amacımızdan bahsetmek istiyorum size. Hayattaki amacımız nedir biliyor musun Rıdvan? Mutlu olmaktır. Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Mutlu olmak için gerçekten bir amacımız olması gerekiyor. Arkadaşlar beynimizin mutluluk kısmında hep bir amaç var. Bir amacınız yoksa mutlu olamazsınız. Bu yüzden de bizim mutluluk kavramımızda bir, başarmak. Kısa vadeli ama böyle kısa vadeli bir şeyleri başarmak. Hayatta yararlı olmaya çalışmak ya da bir işi çok çok iyi yaptıktan sonra ya kendime aslansın çok güzel yaptım demek bizim mutluluk kaynağımızdır. Mutluluk varsa başarı vardır arkadaşlar. Başka sorularınız varsa alta sorularınızı yazın. Okuyoruz herhalde. O sorunlarla ilgili şey yapabilirsiniz. Yani direkt böyle yorum falan yazabilirsiniz. Ben onları burada açıklarım. Bazı arkadaşlar var. Kıyamam ben onlara. Böyle eleştirel şeyler yazıyorlar aşağıda. Onları çok seviyorum. Aynen devam. Görüşmek üzere.